Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 5. sınıflar Türkçe dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Metin verilmiş önce metnimizi okuyup anlayalım. Çin baykuşunun boyu 70 cm ağırlığı yaklaşık 4 kg'dır. Tıpkı deniz kartalları gibi bir balık gördüğünde suya dik dalarak balığı yutar yakalar. Çin, Mançurya, Kore ve Japonya'nın hemen her yerine görülen bu baykuşun özellikle Hokkaido adasındaki sayısı giderek azalmıştır. Yeterli önlemler alınmazsa yakın bir gelecekte bu canlı türü de pandalar gibi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak anlamlarını karşısına yazınız. Birinci olarak gerçek değeri ve miktarı değil ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak kullanılan nedir? Aşağı yukarı dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar yaklaşık demektir. Tamam mı? Yaklaşık mesela ağırlığı yaklaşık 4 kilogramdır. Yani 4 kilogramı geç edebilir. 4 kilodan az da olabilir. Buna yaklaşık deniyor. Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrusuna bulunan eğik olmayan. Eğik olmayan nedir? Diktir. Dik olmayan bak dik dalarak balığı yakalar. Yani buna işte yatay bir düzleme göre yer çekimi bulunan eğik olmayana dik denir. Kötü veya yanlış bir şey önleyecek yol tedbir. Ne diyor yakın bir gelecekte önlem alınmazsa değil mi bak yeterli önlemler alınmazsa e, işte burada önlem nedir? E, kötü veya yanlış bir şey önleyecek yol tedbirdir. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin eş anlamlısını yay ayraç içinde boş bırakılan yere yazınız. Şimdi her sabah okula gitmek için uyanınca yaşam dolu bir gün geçireceğimi biliyorum. Şimdi yaşam dolu burada altı çizili sözcüğümüz hayat demektir. Hayat dolu. Öğretmenimiz hepimize her gün en az bir yeni kelime öğrenmemizi önerdi. Burada sözcüğün eş anlamlısı kelimedir. Şimdi yaşam yerine ömür, dirim, dirlik de diyebilirsiniz. Kelime yerine söz, lügat ya da sözcük de diyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen kelimelere uygun yapım ekleri getirerek yeni kelimeler elde ediniz. Elde ettiğiniz kelimeleri cümle içerisinde kullanarak yazınız. Yapım eki neydi? Yeni bir kelime türetmek. Yani önceki kelimeden artık yeni bir kelime türeteceğiz. Mesela tuz kelimesiyle ilgili. İçtiğim çorba tuzsuz olduğundan pek hoşuma gitmedi. Burada tuz tuzsuz ya da tuz tuzlu nedir? Bu yapım ekidir. Şaka ile ilgili Aralarında şakalaşan, şaka yapmak, şakalaşmak. Bakın burada şakalaşmak yeni bir kelime çocuklar oldukça mutlu görünüyordu. Akıldan akıllı yaptı bakın. Telefonları hayatımızı birçok açıdan kolaylaştırdı. Sudan Eskişehir'de sucular su ayrıdır, sucu ayrıdır değil mi? Her gün sokak sokak dolaşarak su satarlar. Dolayısıyla kelimemizin köküne bakacağız. Eğer gelen kelime mesela tuz yerine tuzu desek bu çekim ekidir ama tuz yerine tuzlu desek yapımektir. Tamam mı? Bu şekilde anlam değişiyorsa yakım yapımek olur. Dördüncü sorumuzda yine güzel bir metin var. Horoz ile tilki. Okuyalım, anlayalım, ardından sorularımızı çözelim. Horoz ile tilki. Gün görmüş, akıllı makıllı bir horoz ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına düşmüş. Ağacın dalında tünemekte olan horozu görünce horoz kardeş, müjdeler olsun. Artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağı yönde bunu kutlayalım. Kucaklaşıp öpüşelim demiş. Gün görmüş akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak Can kardeşim bu haberin beni çok mutlu etti. Bak bu yana doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin ben neyim? Bu mutlu günü öpüşerek birlikte kutlayalım demiş. Tazı sözünü duyan tilki Hoşça kal horoz kardeş benim çok işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar öpüşürüz diyerek telaşla koşup gitmiş. Deneyimi sayesinde bu numara yutmamış horoz. Tilkiyi alt ettiği için de arkasından kız kız gülmüş. Evet burada ana fikir soruluyor. Metnimizin ana fikri nedir? Ana fikir nedir? Akıllı ve tecrübeli olmak kandırılmaktan ve tehlikelerden bizi korur diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz eş anlamda? zekamızı ve deneyimlerimizi kullanarak zor durumlardan kurtulabiliriz diyebiliriz. Tehlike karşısında sakin kalmak ve akıllıca düşünmek önemlidir diyebiliriz. Kimseye kolayca güvenmemeliyiz, her duyduğumuza inanmamalıyız şeklinde ne yapabiliriz? Metnimize ana fikirler yazabiliriz. Beşinci sorumuz. Göreme Tarihi Milli Parkı binlerce yıllık geçmişiyle herkesi büyülüyor. Kilden yapılmış mistik bir masal dünyasını andıran bu park, çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşimleri ve tarım alanı olarak kullanılmıştır. 1986 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Milli Park olmadan bir yıl önce UNESCO Kültür Miras Listesi'ne alınmıştır. Bir metin veriliyor. Bu metinle yararlanarak öznel ve nesnel cümlelere birer örnek veriniz. Öznel neydi? Kişiseldir. Kişiden kişiye değişir. Duygu ve düşüncelerimiz vardır. Kanıtlanılması zordur. Nesnel herkes tarafından kabul edilebilen. Tarafsız. Dolayısıyla ispatlanması daha kolay nesnelin. Şimdi öznel cümleye ne diyebiliriz? Bakın baştan itibaren şurayı yazabiliriz. Göreme tarihi milli parkı binlerce yıllık geçmişiyle herkesi büyülüyor. Devamında kilden yapılmış burada büyülüyor kelimesi. Kilden yapılmış mistik bir masa dünyasını andıran bu park buraya kadar çeşitli uygarlıklar tarafından yerleşim yeri tarım alanı olarak kullanılmış. Burası nedir? İspatlanması zor, duygu ve düşüncelerinin katıldığı öznel cümle. Nesnel cümle ise herkes tarafından kabul edilmesi lazım. Bakın 1986 yılında milli park ilan edilmiştir. Nesnel. Milli park olmadan bir yıl önce UNESCO kültür mirası listesine girmiş. Yine bu da nedir? İspatlanabilir. Nesnel bir cümle. Altıncı sorumuzda aşağıdaki parçada yay ayraçta gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Şahin Bey Sadık dostlarına sevgiyle bakarken, vatanımız için benimle beraber ölmeye hazır mısınız diye soran bir hali vardı. Şimdi burada Sadık Bey'in cümlesinden e, isminden sonra bakın e, bir durum belirtiliyor. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Öncelikle virgül getireceğiz. Ardından kendine ait bir cümle söylüyor. Bunu tırnak içerisine alacağız. Bakın, vatanımız için benimle beraber ölmeye hazır mısınız? soru olduğu için öncelikle soru ekini yazıp işaretini ardından tırnağımızı kapatacağız. Bir hali vardı cümle bitiyor noktayı koyacağız. Tamam bu şekilde. Yedinci sorumuz aşağıdaki metinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yapılan yanlışlıkları belirleyip düzelterek metni yerine yazınız. 1972'de İzmir'de doğan Nalan Kiraz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'nin önemli edebiyat dergilerinde yükler yer aldı. Şeyler Denizi ilk yazdığı kitaptır. Sevgili arkadaşlar burada özel isimler İzmir ne olacak? Büyük yazılacak. Soy isimler yine Nalan Kiraz büyük yazılacak. Yine üniversitenin bölümleri de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi diye büyük yazılacak. Ayrıca eserinin her iki kelimesi de Şeyler Denizi'nin büyük yazılması gerekiyor. 8. sorumuz aşağıda verilen metindeki altı çizili sözcüklerde meydana gelen ses olaylarını belirleyerek sözcüklerin altına yazınız. Şimdi, istila edildiği günden beri düşmana boyun eğmeyen Antep halkının sabrı. Bu kelimemizin aslı nedir? Sabırdır. Bakın, sabır. Burada sabrı derken ne düşmüş? ı harfimiz düşmüş. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Antepli Şahin Bey her uğradığı uğradığı yerde halkı galeyana getirmiş. Burada ünsüz yumuşaması var. Uğradık. Bakın burada sonda K. Uğramaktan geliyor bu. Uğradığı yumuşamış. Ünsüz K yumuşak G'ye dönüşmüş. Halkı galeyana getiren konuşmalar yapıyor ve kendisine adam topluyor idi. Şimdi normalde burada topluyor idi. Ancak ne oldu? Ünlü daralması olarak sonu U'ya dönüştü. 8 Mart dünya 8 Mart günü Kilisten normalde burası da den idi, ancak fıstıkçı şahap harflerinden S geldiği için gelen ek de T olarak ünsüz benzeşmesine uğradı. Anteberzak getiren bir Fransız birliğinin haberini aldı. 9. sorumuz Aşağıda bir masalın serim ve düğüm bölümleri yer almaktadır. Bakın son sorumuz bu serim ve düğüm. Çözüm bölümünün Masal türünün özelliklerini göz önünde bulundurarak 2-3 cümleyle tamamlayınız. Tamamladığınız masal da bir başlık yazınız diyor. Şimdi burada öncelikle okuyalım serin bölümünü. Bir varmış bir yokmuş bir çocuk bir de karanlık varmış. Çocuk karanlıktan korkar ama karanlık çocuktan hiç korkmazmış. Düğün bölümünde. Karanlık yalnızca güneşten korkar. Güneş doğunca ortadan kaybolurmuş. Çocuk karanlığı sevmezmiş. O en çok güneşi, ışığı ve aydınlığı severmiş. Çünkü karanlığın içinde korkunç canavarlar, kötü şeyler gizli sanırmış. Çözümü bakın şu şekilde yazacağız. Çocuk bir gün karanlıkta yüzleşmeye karar verir. Yavaşça karanlığın içine doğru ilerler ve korkunç canavarlar yerine parıldayan yıldızlar ve ay ışığının yarattığı güzel bir dünya keşfeder. O an anlar ki karanlık korkulacak bir şey değil, keşfedilmeyi bekleyen bir gizemdir. Şimdi burada çözüm bölümünü nasıl düğüm bölümünü nasıl ayırt edebileceğiz? Düğüm de sevgili arkadaşlar düğüm de esas olayların yer aldığı ve masalın en uzun bölümüdür. Düğüm bölüm bakın orta kısım. Çözümse olayların bir sonuca bağlandığı bir bölümdür. Bu kısımda iyiler ödüllenirken kötüler ise cezalandırılır. Bir de dilek vardır ki mesela dilek bölümünde de masalın en sonunda iyi temennilerde bulunulan bölümdür bu şekilde çözümü tamamladık. Başlık olarak da karanlıktan korkan çocuk diye bir başlık koyabiliriz ya da çocuğun karanlıkta mücadelesi diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hepinize tüm derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.